bu devirde ekmek iki yerde bulunur. Bir aslanın midesinde, bir de fırıncı Nusrettin Boğa var. Ulan bu para bizi bozmasın be. Sana ne lan Cale'den? Peki, zeytini getiren kuş kişi miydi, erkek miydi? Usta! Başlayacağım ustana. Nerede sultan kerkenes? He, biz eksiltik. Allah arttırsın. Sofrayı da Kur'an kaldırsın. Hakim Bey. Çocuklar birbirlerine elma atmış. Üstündeki bıçaklar batmış. Bunda şerre yoracak ne var Hakim Bey? Sizin de evladınız var. Bir sonraki duruşma 30 gün sonra. Hop Hakim Bey. Hani adaletin terazisi? Nerede o güzel yüzlü teraziyi tutan kadın? Ben bu Baltazar'la aynı hastanede bir ay yatamam kardeşim. Niye böyle yapıyorsunuz? Niye vazgeçmiyorsunuz? Ya. Annem. Beni bırakıp nereye gidiyorsun? Yahu getirmeyin beni buraya! Bizden mezarlığa gömün. İki toprakta benim üstüme atın. Ne zor! Ne zor! Susan, susan, susin, susan, susin. Cevizden de olsa ben bu. Nereye gidiyorsun çiçeğim? Ay ne bu böyle? Ay 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 ay, yeni caminin önü gibi. Taze Mevta'nın evinde bu kadar kalabalık olur mu canım? Buyurun. Sen kimsin Japon şemsiyesi? Pardon. Karısı sen misin? Kimi arıyorsunuz? Çekil önümden fasulye sırrı, çekil. Selvi Hanım. Canım gel, gel, gel kucağıma. Gel dizlerimin dibine. Ayaklarımda sallayayım seni. Oh, oh. Çok yakıyor. Her şey ateş bağlı. Devlete dua et. Bu inek evini sahtan yaptıramaz. Efendim ben tamamen masum. Şu görmüş olduğunuz şişman şarj benim katilimdir. Yani benim yaşamam tamam... Efendim, destur verir misiniz izah etmem için? Efendinden yerim ulan. Efendim efendim diye konuşma. Efendi ol yeter. O zaman size ön isminizle mi hitap edeyim? Ya nasıl hitap edeyim yani? Oğlum, Kalübela'da isim mi var? Ne cürüm işledinse ona göre çağıracaklar. Oo, o zaman buna direkt katil diye seslenirler. Öbür tarafta bunu asarlar be. Evimizden göç emri. Artık evimiz yok.
böyle şey bey? Olacak bir şey yok. Olan oldu hanım. Artık evimiz yok. Baba. Herkes camdan bakıyor. Ulan tam da soru soracak zamanı bulduk be kardeşim. Babanın hani isaretini kim elinden alacak ulan? Aga ben vazgeçtim sorudan da cevaptan da dönelim. Bizimle oynama bey. Ben evimi kimselere vermem. Aleykümselam, buyurun. Sahte bu. Tahliyeymiş. Babalarının evinden tahliye olsunlar. Anne. Ne zıkkın. Kartalın mirası var ya. Ne kartalı? Merhum kocam. Babacığım. Evimiz yok mu dedin? Onu sormaya mı geldiniz? Usta, varsa bir mesele halledelim. Babacığım. İbrahim peygamber meseleyle ilgili bir mevzu kafamıza takılmıştı. Göya karınca ağzında bir tas su Nemrut'un ateşini söndürmeye gidiyormuş. Olur mu öyle şey? Ulan kıl bir sus be. Asıl yangın burada. Babacığım mevzu ne? Karınca ağzındaki suyla telaş içinde ateşe yaklaşmaya çalışırken sen küçücük bir karıncasın. Ağzındaki su bir katrecik. Ateşi söndüremezsin. İbrahim'i kurtaramazsın demişler. Karınca hızını kesmeden soluk soluğa cevap vermiş. Belki ben küçüğüm. Belki ağzımdaki su bir katre. Belki ateşi söndüremem, belki İbrahim'i kurtaramam ama içtiyse safım belli olur. Baba. Büyük. Kim yaptı lan onu? Vallahi ben yapmadım efendim. Aa! Lan gerine gerine parmaklarını ışıklattın ya bulaşık. İftira efendim. Yedirtmeyin lan bana bağlar başından. Kim kıtlattı lan elini? Kıt 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 ha? Korkut. Görmedin Medet abi. Acaba ben mi yaptım abi istemeden küt küt küt. Bütün medet kapıları kapandı. Her yer zifiri karanlık. İlle de makber, ille de mahşer. Sen yüzsüzsen ben periştahıyım. Çık git diyoruz hala duruyorsun. Arkadaş. Bak hanım dedik, hanımlığını bil. Hoş, zar. Ya hala yapma, bizim babamız. Bu elekçi de ananız mı? Teessüf ederim. Ne desen et sarı çıyan. Ben sizin acınızı paylaşmaya geldim. Acımız bu. Götür. Ya bir şey yapma. Ağla bırakır mısın artık şu bastonu? Bak ya onların sırtında bırakılacak bastonu. Evimize geldiler, köreklendiler. Yellozlar. Allah'ım. Allah'ım daha başlarında yalnız kaldık. Yok mu bizi bir kurtaran? Ne? Ne var baba? Kocamdan miras kaldı dedim. Sapıttın mı kızım sen? Ne kocası? Geberdi gitti kaç zampara. Hep benim yüzümden oldu. Cale Hanım, madem kocanızdan miras kaldı, burada işiniz ne? Baba yapma. Ay afaganlar bastı. Allah aşkına şaka yaptım de bey. Gitsin gitsin bu mevzu da zıbarıp yatalım. Daha taşımıyor boynum kafamı. Artık şaka yok. Oyun yok. Lala Paşa'yı eğlendirmek yok. Çok şükür evimizde yok. Kızların hepsi reşit. Diledikleriyle gitmekte, dilediklerini yapmakta serbestler. Ama sen nikahlı karımsın, benimle kalacaksın. Kalalım da kalmasına nerede? Kimin evinde? Kiralarda mı başkasının gölgesinde? Kendi gölgemiz yeter. Ağacı kestiler ama kökü toprakta. Çadır kurar düşünürüz kökümüz kuruyana kadar. Bunlar kimin yumurtaları? Sizin efendim. Çüş. Tavuğun efendim. Ama hangi tavuğum ben bilmiyorum.
Sizin abetazeler, sizin. Bunları kafanıza dikeceğim. Sabah gelip oradan alacağım. Eğer bunlar kafanızda değilse, ben alacağım yeri bilirim, hem de iki misli. Ama uyursak düşer efendim. Uyumak yok. Demek ki sabaha kadar ayaktayız efendim. Mahşerde dikileceksiniz, idman olur. Olur. Eyvallah, çıkmamış. Yahu atmasana kadın! Nereden buldun sen bu pislikleri? Bunların hepsi bitli ayol, bitli. Ha, hala, hala dur, yapma, düşeceğim. Eskiden böyle değildi, nasıl böyle oldu hiç bilmiyorum ha. Ayol, masal Osmanlık bu kadın. Cezai ehliyeti yok bunun. Yettiniz, bitirdiniz, sömürdünüz bombonumu. Yeter, hem öksüz hem yetim. Ben onun hemen asıyım hem babası. Askere de göndermem, tezkere de istemem. Defolun! Ya nereye gideceğim ben şimdi? Bana olmaz. Babamlar uyumuş mudur? Defolun dedim! Bombonum, zinnurumu geri getir. Niye böyle oldu bey? Şirazemiz kaydı donda. Ben çocuklarımı bir yere bırakmam. İşte ne olduysa bundan oldu hanım. Kabahatin büyüğü bizim. Tamam. Benim yüzümden ev gitti. Ama sen niye izin verdin gidişine? Bu kadar mı battı bu yuva sana? Doğru söyledin. Battı bu yuva. Battı. Ben senin yerinde olsam bir dakika bile durmam. Bursu kaptığım gibi giderim. Bu durumda kimi bırakıp da gideyim Sonur? Her şeyi mahvettim. Borsa kim, ben kim ya? Senin de hayatını mahvettim. Sonay'ın da, Jale'nin de. Hakikaten Allah canımı alsa da kurtulsam. Ya Sonay'la Jale'nin seninle ne alakası var? Küçük aptal. Hala miras diyor ya. Ne mirası? Adam kullanıp attı. Sanki çoluğu çocuğu bırakırdı ona. Allah o kartalın da belasını versin. Pis herif. Ulan kafadan yumurta dedikleri buymuş demek ha. Horoz gibi diktiler beni bu kümese bu genç yaşımda. Kara yılan. Efendim. Yeter senin iftiralarına kurma gittin. Ulan bulaşık, ben senin yüzünden bu Cezayir'inde yatıyorum. Sen de biraz benim yüzümden dikilsen ne olacak? Baltazar. Kudu 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 kudu. Şansa bak. Tavuğun gerisinden çıkan başımıza tac oldu be. Bak bak, nimete ettiği lafa bak. Lan kör. Lan Cengiz. Efendim? Şu suçu üstlensen de kurtulsam ben be. He? Bak eli kanlı katilin verdiği cezaya bak. Hayır, bugün yumurtayı koyan yarın baltayı koyar be. Doğru lan bulaşık. Bu Medet abi var ya, yarın öbürsü gün bizim koynumuza yılan da koyar. Oo. Hadi ben gidiyorum. Nereye lan? Oğlum, Medet abi uyurken bizi görüyor mu? Hayır. Ben de bu pencerenin pervazından bir yılan edasıyla uzayıp gidiyorum. Hadi kal sağlıcakla. Aa, ben zaten indirecektim. Enayi miyim ben? Senin gibi beyinsiz miyim? Dikileyim ben. Aa, doğru lan. Shh.
uyumuyor muymuş? Ben zannettim ki çoluğumuzu çocuğumuzu en mükemmel bir şekilde yetiştirdik. İstikballerini garanti altına aldık. Helal neymiş, haram neymiş öğrettik. Hata nerede bey? Hata yok. Yanlış var. Haram neymiş öğrettik. Nasıl yapıldığını öğretmedik. Kötü neymiş öğrettik, nasıl yapıldığını öğretmedik. Çadırın içinde öğrenecek olsalar bedeviler öğrenirdi. Sen istesen bu evi vermezsin. İnadına çadır mezalimi yapıyorsun. Beynimin etini yedin 30 yıldır. Bir yere tatile götür beni. Çadır olsun razıyım dedin. Al sana çadır. Kapı çalıyor. Bak çadırda kapı da yok. Döne döne uyu. Ah, ne rahat. Kim acaba bu saatte? Medet abi sana diyor. Olur mu lan sana diyor. Sen mi yapıyorsun yoksa lan? Bu akşam yemeğinde az yedi ya. Şimdi şiş şiş diye sayıklıyor. Kudu kudu kudu. Ne oluyor lan? Seni de uykundan uyandırdık efendim. Uyumuyorduk. Hayırdır? Yahu böyle bir günde hangi zalim dul bir adamı kendi karısının evinden kovar? Kim? Selvi boylum al yazmalı. Yatacak yerin var mı Nusret efendi? Bir gecelik var. Gel. Horladılar mı acaba ya? Vallahi bir şey yapmıyoruz Meret abi. Şşt, uyandıracağım. Efendim? Ulan kirli. Ekmek Kur'an çarpsın ki şişko diyorlar lan. Ester mezardan kalkmış. Bir de bakmış ki kalbi yerinde yok. Aa, ne olmuş kalbine? En yakın arkadaşı kalbini almış. Öyle değil bonbonum. Öyle değil. Kalbini sökmüş. Bıçakla kanırta kanırta sökmüş. Kendi kalbine takmış. Ölünün kalbiyle dolaşıyormuş. Ay öleceğim. Kalbimi ver Ester diye bağırıyormuş. Kalbimi ver Ester. Kalbimi ver Ester. Kalbimi ver Ester. Yapma yapma ya. Diye bağırıyormuş. Hadi gidin yatın be. Ay. Zaten size anlatan da kabahat. Bana bak. Yatmadan zinnurumu yıka. Unutma. Yerlere düştü. Yerlere düştü. Yerlere düştü. Ulan korkut! Ulan daha ne korkutacak? Şişko? Ya ne var abi ya? İşte ayakta duruyoruz, uyumuyoruz. Kafamızda bir ton yumurta. Aa, lan kirli. Ben öldüm, sen de öl, değil mi?
Anadolu. Organize Suçlar Bürosu. Canlı canlı görecekler bizi burada. Tuvalete git. Uyumadın mı sen? Yok. Ben de. Çadırdan emin misin efendi? Sana da tavsiye ederim Rui. Ben zannediyordum ki eşekten düştüm. Yahu siz deveden düşmüşsünüz. Düşmez kalkmaz bir Allah. Ayakta olmanın kıymetini, hayatta olmanın kıymetini bileceksin. Sefaya vefa göstermeyenin cefası daim olur. Yarım kilo domates diye uyur mu lan insan? Yapma oğlum bana şaka maka. Senin yüzüne bakmıyorum arsız. Hem bıçakla hem de şaka yap. İnsan ben de seninle konuşmuyorum oğlum. Allah Allah. Küs. Seninle konuşanın ağzı yamulsun. Efendim? Sağır duymaz uydurur, konuşma. Biz ustamızdan böyle gördük. Ulan karışma. Babacığım çiğ süt emmiş bu. Bir gün kusar nasılsa. Asıl gelip burada senin elini öpmesi gerekirken elin sabisine kendi elini öptürüyor çakal. Biz el vermedik ki elimizi öptürelim.
Celal. Bana çadır lazım. Tatile mi baba? Tatile. Beni mi toplayacaksın Ayhan Hanım? Kaç yılın evi? Bu ev kaç zelzele gördü de yıkılmadı. Şimdiki ne? Ne? Tufan mı? Tufan mı? İsrafil almış eline borusunu. Kulağımıza kulağımıza üflüyor. Ya. Ama bırak Allah aşkına gidip meyparayım. Bakayım babamlara ev gitmiş diyorlar. Ev, ev. Ya askere gidersen ne olacak? Ye, ye bonbonum ye. Ailede bir tek erkek sen kaldın, hadi. Ben tek başıma giderim Süha, sen burada ye. Ya mehtar ya. Evet. Ağzında yemek varken konuşma, boğulacaksın. Hadi. Sen git kızım, sen git. Hadi. Ben şunun anasının varyetesini bir toparlayıvereyim. Döküp saçmışsınız. Hala eve giden gitti diyorum, gitti. Gider tabii, müsrifler. Bana bak bonbonum, ekmeğin arasına kaymakla balı şöyle bir bastırayım mı ha? Hadi, hadi al, ye bonbonum ye. Ye anne, ye. Tut. Tut. Oh, oh canım benim. Bonbonum. Ya abi nasıl darmış yumurtalar rafadan kıvamında. Gudu gudu gudu. Bana tavuk deme bana. Bana folluk deme. Yumurta deme bana. Abi. Vallahi uyumayacaktık. Billahi uyumayacaktık. Ya burada bir sesler, bir gürültüler. Aldı başını gitti. Adeta hipnotize olduk. Ah. Bravo. Sonra yumurta kırıldı. Yumurtanın... Şşt. Kaide bir, yeryüzünde kırılmamış yumurta yoktur. Maksat yumurtayı kırmaktır, testiyi kırmamaktır. Abi, ben bir helaya götüreyim, ellerini yüzlerini yıkasınlar. Sen kal Korkut, onlar gitsin. Küllüm mevcut yalağa gidilmesin. İyi mi? Ya abi, bunların kafalarını saca yatırsaydık ne katmer olurdu be. Baksana yumurtalı vıcık vıcık be abi. Ya katmer dedim de rahmetli anam geldi be abi aklıma. Ya rahmetli var ya, o bembeyaz pamuk gibi mübarek elleriyle öyle bir börekten zuhur ederdi ki abi. Cızır cızır. Bahtiyar. Aa, kalbim sıkışıyor benim galiba. Ah, ay kalbim sıkıştı be abi. Allah Allah, ne oldu bana? İşte bu da demirler babacığım. İçinde presbest tüküsü de var. O açıp ona göre kuruyorsun. Ya oğlum benim sana çadır dediğim Kızılay çadırı gibi bir şey. Baksana bu apartman gibi lan. Oynama nefsimizde top gibi babacığım. Altına harıl halı da sereceğim. Toprak çekmesin diye.
Toprak elbet bir gün çekecek vakti saati gelince. Ah babuş, yerleştir küreği böğrümüze böğrümüze. Babuş. Özür dilerim babacığım. Samimiyetin ayarını biraz kaçırdım. İrtibatı koparmayalım. Bak, daha yeni geliyor babalığın. Allah'ım, günahım büyük biliyorum. Yahu karımı aldın yetmedim. Eyüp peygamber miyim ben? Nerede kaldın sen kürekçi? He? Senin gibi esnafı ben un kapanından Haliç'e çok döktüm gübre niyetine. Hala ben hallettim işleri. Sus! Tut şunu. Bana bak. Şimdi teftişe çıkıyorum. Akşama döndüğüm zaman malların sayımını istiyorum. Eğer bir çivi noksan çıkarsa o çiviyi kulağından sokar, burnundan çıkarırım alimallah. Tamam mı kartoloş? Oh! Hadi. Ah, tamam. Hadi, hadi. Baş. Efendim, ben bu azlıkla azıcık yaşarım. Neticede etten kemikten yapılmış bir yapım var değil mi? Çiko, burası Adem Baba koğuşu. Burada haram ekmeğin kırıntısına fare bile en gözle bakmaz. Ah, yani bunlar hep haram mı şimdi? O anlama mı geliyor? Yaradanım seni yaratırken suyunu çok koymuş. Ondan biraz cıvık olmuşsun sen. Burada Sultan Süleyman'ın kılıcı geçer midemizden haram lokmanın şu kadarı geçmez. Geçirtmezler. Adamım abi. Vallahi çifte. Şu sol kolunda bir uyuşma var. Sanki dün gece üstüne yatmışsın. Ya sanki içim gıdıklanıyor ya. Gülesim var gülemiyorum. Kalbim ağrıyor abi. Hayırdır ne oluyor bakteri abi, enfarktüs mü? Öf. Ağırdan al be oğlum korku. Abicim ya. Rahmetli amcam da böyleydi. Şimdi o geldi aklıma. Bir gün böyle bir sofrada bir kalıp peyniri al ağzına at. Şehadet getiremeden gitti gariban be. Ha böyle. Allah'a döndü. Bu iş böyle. İyi mi? Abi. Bari kızlar bize gelseydi anne. Babana kalsa çoktan onları kapı dışarı ettiydi de. Ben kızlarımsız yapamam. Anne. Bak Atakan da geliyor. Hem ona bakarsınız, hem ev de büyük. Sağ ol kızım da biz kimsenin gölgesinde yaşayamayız. Biz kimse miyiz anne? Kocanın karısısın o kadar. Çift saroki atları, kırılmasın. Çeyiz porselenleri. Çak babaş çak. Şöyle sağlam olsun. İki sulu sepkende çökmesin. Abi tuvaleti ne yapacağız? Bab. Sen kendi işine bak. Ayak yolunu düşünmek sana mı kaldı? Getir kardeşim getir. Çeşmeyi şöyle yakına koy. Anne gir çık üşütmesin. Eyvah. Demek Osmanlı böyle yıkıldı.
Her ağacın kurdu kendi özündeymiş. İşte geldik, gidiyoruz Şenolu Halep şehri. Yalan dünya. Harbiden yalan ki ne yalan ha. Dün bir, bugün iki. Ölüverdi ya. Öf, öf. Keşke tayınını yemeseydim ben. Aç gitti rahmetli. Medet abi, şimdi bu rahmetlinin yemeği eşit olarak hepimize mi bölüşülüyor? Yoksa miras yoluyla bana mı kalıyor bizzat? Dünyaya göbek mi geldin lan sen, yarım dünya? Taze meftayı görmek olmaz tok karnına. Abi affedersiniz, ben bir şey soracağım. Siz acaba ölüleri buraya mı gömüyorsunuz? Yoksa bir başka serbest mezarlığa mı gömülüyorsunuz? Bizzat sorarsınız. Nereye istiyorsa oraya gömeriz. Efendim? Abi, abi üstünü bembeyaz örttüler abi. Doktor karnına bıçak bile koydu abi. Sizi bekliyorlar abi. Hadi bekletmeyelim Bahtiyar'ı. Siz selam söyleyin abi. Ne diyorsun lan sen? Ha? Kalkın öyle. Helallik almaya gidiyoruz. Çıktı mıymış? Bey, bu ne bu? Keçi eti mi bu? Sası sası kokuyor. Olur mu efendim? Halis mulis kuzu. Nerenin bu? Trakya kıvırcığı, mis gibi mis. Sen al o kıvırcığı, salataya doğra. Bu Korkuteli keçisi bu. Bunu tencereye at, 10 saat kaynat, gene kokar bu. Ha, milleti kazıklayın tabii. Nasılsa cahil ya. Aman teyzeciğim. Teyzeni yerim senin hamsi kılçı. Bana bak, burada kasaplık yapacaksan yap. Yoksa yerini biliyorsun. At kendini denize. Selvi hala burada et isteyince et, it isteyince it vereceksin. Anladın mı? Tamam mı? İbiş oğlan. Of. Anne ne yapıyorsun ya? Ay, az kalsın unutacaktım buralarda. Ay, nereleri neleri saklamışsın ha? Tut şunu. Babanın kullanmadığı tabancası. Şeyimi gasp edenlere iki el sıksaydı, şimdi çadırlara muhtaç mı olacaktı? Ne tabancası? Baltar tabancası. Ata yadigarı. Babanın epelik zamanından kalma. Anne yapma ya, patlar. Aman ne patlayacak kız? O da dura dura bizim gibi oldu. İçi geçmiş. Vay ablalarım. Ya zahmet etmeyin, ben alırım. Ay Celal abi. Somur getir. Allah! Nasıl ablalarım? Edep küçültün. Nasıl ablalarım? Edep küçültün. Ay! Yok bir şey. Barutu kuruymuş. Neyse hadi. Ay! Al. Çok zor çıkardı canını tepine tepine fıkara. Nasıl öleceğini bilemedi. Bağıra bağıra, ögüre ögüre, böyle perdeleri çeke, yırta, gitti gitti. Allah sıralı ölüm versin. Kusura bakma Medet abi. Adetimiz değildir. Görmeyiz bile. Nasıl bakalım kusura? Cengiz abi. Abi, size de çok selam söyledi abi ölürken. Dedi ki abi, Allah onlara uzun ömürler versin dedi abi. Abi. Kalp hastası mıymış? Yok, ciğer hastasıymış. Ciğer soteye bayılırmış. Lıh dedi gitti, ne hastalığı. Bu mahpushanede ömür uzun olmuyor. Kirbi sapı kadar kızsa. Teho. Şu mallara bak, şu mallara bak, şunlara bak, şunlara. Ha? Pazar yerinde bile satılmaz bunlar. Bunu güve bile yemez. Paris modası bunlar. Bu çaputlara Paris modası diyor Zennube.
Bana bak, karşımda kıvırıp durma. Tamam mı? Nerede 3 aylık hasılat? Nereye gömdünüz? Ağır konuşuyorsunuz. Benim İzmirli damarlarımı çıkartmayın. Canım benim, sende damar mı kalmış, ar mı kalmış? Bana bak, paraları o kartolosla mı yedin? Ha? Kurdunuz şebekeyi, ha? Karıyı da gömdünüz. Şimdi imdat diye bağıracağım. Ay, parasıyla değil mi? Bağırtırım da, oynatırım da. Hadi oyna bakayım bana, hadi kıvırma, hadi oyna. Şu fasulye 7,5 liraya, hadi hadi oyna. Bana bak, dükkan da benim, mülk de benim. Tamam mı? Sen de burada halayıksın, çalışıp ödeyeceksin. Vasiyet yoksa 1/4 senin. Yarısı değil mi? 1/4 çocuklarının. Tolgacığım, ben kimseyle muhatap olmak istemiyorum. Ne olursun bu işi sen hallediver. 3 ay sonra nereden aklına geldi Cale? Hani istemiyordun? Şimdi lazım. Madem hayatımı mahvetti, şimdi de düzelsin. Korkut'u görüyor musun? Vallahi maşallah var Sonay. Tabii biz bir parça gerektiğinden fazla misafir ettik. Önlem olarak ama gerektiğinden daha iyisi. Çok teşekkür ederim. Bana çok yardımcı oldunuz. İlaçları almaya devam edecek miyim? Bir süre daha. Annenleri çağıralım. Bir de onlarla konuşalım. Artık endişelenmesinler. Sizden bir şey rica edeceğim doktor bey. Mümkünse tabii. Hadi fazla rahatsız etmeyelim taze Meftah'ı. Açın lan yüzünü. Açın. Okuyun bir son Fatiha yüzüne. Yüzü açık gitti garibim. Açın lan. Babamın cenazesine de ben bakamamıştım. Kan tutuyor beni. Aç. Hı? Yalancı bulaşık. Beni bıçaklarken gözlerin ay taşı gibiydi ama. Konuşmayın lan bakın. Kutu. Abi, titreme yaptı bu. Kafan dağma, guten dağ. Ölü kasırmasıdır bu. Çok görmüş geçirmişim. Ya abi öldürdün beni gülmekten ya. Hiç ölüye kutu kutu denir mi ya? Ölüyordum vallahi ya. Şerefsiz ceset. Ne kadar serselim varmış ya. Allah'ım kafamı kırıyordun aslında. Şimdi de sahtekarlığa mı başladın lan Bican? Ya ödümü kopardın abi ya. Başlarım abine lan. İçeridekileri kurtardık, şimdi sıra sende mi? Abi 3 aydır görmüyorum. Öz kardeşi değiliz diye yaptığınız bu zulüm reva mı ya? Zaten hiçbiriniz umurunda değil benim Korkut abi. Bıdı. Baboş. Girebilirsen selam söyle dedi. Gözümsün dedi de. Bas sağlığı için bir aramadı dedi de. Çok bozuk de. Kaide 2. Canı ancak veren alır. Bakmayın lan siz burada katilim diye gezenlere. Onlar ne bıçak ne sap. Söyleyin lan. Bıçak mısınız sap mı? Ne sapı abi? Ben safım. Saf. O kadar safım ki... Aha şu bile beni kandırdı. Medet abi Allah seni inandırsın. Var ya yumurtadan çıkmış kuzu kadar masumum abi. Çok özür dilerim abiler, nasıl da korkuttum sizi. Ya benim bile ödüm patladı ya vallahi. Eli de pek ağırmış killi kardeşin. Ay ben ölmeyeyim emir. Ay kalbim sıkışıyor abi ya. Doktorun hastası olduk Medet abi, iyi mi? Sıkıntım var zaten. Çiko, söyle lan, bıçak mısın, sap mısın? Efendim, burada yemeklerde şap var galiba, şap. Şap? Ben şapım, şap. Şap. Medet abi, abi bıçak mıyız, sap mıyız hakikaten abi? Korkut, bıçak mıyız, sap mıyız?
İsmail ol ki bilesin. İyi mi? Üç kere öp, öyle götür. Çadırın en yüksek yerine yerleştir. Rabbim görür bizi. Anne, çadırda yüksek neresi var ki? Ama ne bileyim ben, oymak başı mıyım? Ay, bebekli kırka. Tam Atakan'a göre anne. Abla pembe o. Senin değil o. Sana mavi örmüştüm. Bu Jale'nin. Bu darı ekmeğini nerede yaptınız? Birinci sınıf buğday. Ya. Senin siyah önlüğün nerede? Okuma bayramı mı çıkacaksın Etke? Sen beni tavuk mu sandın? Gat 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 gat. Bizim ürünlerimizi beğenmeyen yok. Bir tadın bir daha vazgeçemezsiniz. Sen böyle önüne gelene dişlettiriyor musun? He? Nedir o tırnakların hali? Bakın. Ne bu böyle? Şeytan tırnağına dönmüş. Kömürcü çıraklarını da sokmuşsun fırınına pis pis. Ah! Seni hangi usta yetiştirdi de böyle saldı çayıra? He? Ah ah! Nerede o eski fırıncılar? Nerede? Nerede? Koskoca selvi boylu kadını ezeceksin hayatını bahrına doymadan. Ay yarabbim. Elekçiler, bari eteklerinizi dizinizin altına indirin ya. Luna Park mı burası? Fır fır kadın. Hadi. Hadi. Bari bacakları da bacak olsa. Anam bacaklılar. Kolay gelsin fırıncı baba. Fırancı olan var mı? Sefa getirdin. Olmaz olur mu? Sefa bulduk. Yok mu senin? Çırağın, kalfan hani böyle tezgahların falan gibi bir şey? Benden hala çırak olur mu? Buyurun kaç tane emir buyurmuştunuz? 40 sene evvel karşıma çıkacaktın ki. Sana ben nikah buyururdum ya. Kırbaç güzeldi. Medet abi, ya şu yemek olana kadar şurada iki kıvrılsam be abi. Ha? Abim, bu bulaşık tek başına uyumaya korkuyor. Ben de gideyim onun yanında kıvrılayım diyorum ha. Söğüt gölgesi mi lan burası? Atazeler. Ha? Çifte memnunuz. Şimdi siz uyuyup da gece bizi mi keseceksiniz lan? Kalkın dedi lan abim. Söyle bakalım The Guardian. Gene ne haber var? Ne olsun abi? Dünyanın çivisi çıkmış. Her yerde şiddet, terör, kan, revan. Bir haber Elazığ'da. Orcik gelmiş. Necik? Orcik mi? Ya kim koymuş bu ismi ya? İnsan isterken bakkaldan güler be abi. Bana bir tane orcik versene diye. Korku, ziyaretçim var. Kardeşin gelmiş. Affedersiniz. Onun kardeşi yok. Benim ablam var. Dikkat ettiniz mi? Kolunda çantası olacaktı. Karıştırmayın sakın. Yok, yok. Korkutum. Benden selam olsun kardeşine. Çamaşırı aynı güneşte kurutmuyor muyuz? Lütfu da hoş, Kahrı da hoş. İyi mi? İyi. No comment. Fikir hür ama yorum yok. Kardeşim dedim mi? Nüfus kağıdı olmasa inanmayacaktım. Bir adını ne olarak verdi kardeşim? Sen kardeşin adını bilmiyor musun? Hangisi gelmiş onu merak et. Bele potu olanı.
Pican, ulan pican. Ay tevekkeli değil, ben de diyorum niye size kanım kaynadı. Ay dünürüm. Sizin gibi bir İstanbul hanımefendisini arayın ki bulasınız. Estağfurullah efendim, o sizin âli cenaplığınız. Ay beni şımartıyorsunuz. Vallahi şu bastonu atar, öyle gezerim halimallah. İhtiyaçtan değil herhalde. Aksesuar kabilinden. Ayol ben size çırak olurum vallahi. Şu zinnurun tepesinde fır fır döndürürüm bu fırını. Akşama çocukları alıp size gelelim diyorum. Muhterem zevceniz hanımefendiyle de şeref yap oluruz. Hay hay. Ama bugün bir manimiz var. Ulan pican, ulan nasıl geldin lan? Ulan şu teller olmasa yüzünü gözünü her yerine öpeceğim lan senin. Dur abi, ağlatma beni, zaten doluyum. Ulan asıl sen beni ağlatma lan pican. Ulan ne zamandır görmüyorum lan ben senin yüzünü. 93 gün oldu abi. Ulan gün gün sayıyor musun lan pican? Kimin var abi başka? Ulan kıymetini bilemedim lan pican. Hakkını helal et. Abi mahalledeki herkesin selamı var. Kimden lan bu selam? Ben sandığımı bırakamam. Taşınmaz ki o koca sandık. Eşek gibi taşınır. Anne. Ben taşınır. Anne dur tamam. Songül. Kızlar yıkıl. Anne sen bırak. Anne bırak anne. Durup. Can şöyle yıkıl. Sonlu. Sen çekil yani. Ama sen dur. Ay, tamam ben bitmiyorum. Kıl kasap ne yapıyor? Ne yapsın? İyi, mal derdinde. Ölü usta. İyi. Başka kim kaldı lan pican? Abi Jale. Ne Jalesi lan? Mahallenin itlerini bile sordum. Sormadığım bir o kaldı abi. Var mı lan bıdı bıdı? Hadi. 5 dakika bitti kalko. Tamam 2 saniye. Nasıl? İyi mi bari? Allah onun cezasını versin. Gördüğün mü var? Şş, görürsen sakın sorduğumu söyleme lan. Fazla da boşlama ha. Sonra içeri girdi unuttu derler. Abi seni de yaktı, beni de yaktı, sülalesini de yaktı be. Yakar. Ateştir. Of lan Jale, of! Kaku, keyfen bak. 2 dakika da benden. Mevzu ağır. Aman anne yavaş çarpacaksın ya. Ay sus kız. Hakikaten çarpacağım ağzına. Ay Allah'tan açık havada yatacağız ha. Bellerimiz çekildi. Yataklar da berbattı zaten. Ay çok ağır. Ay boz eşekler, şuncacık bir yükü taşıyamıyorsunuz. Hayatın yükünü nasıl taşıyacaksınız? Yavaş. Bu böyle gitmez babacığım. Sana acilen bir çırak lazım. Kimi buldun çırak? Hadi söyle. Benden hala çırak mı bulacağım babacığım? Lütfedersen. Nasıl olsa bir can kahveyi çekip çevirir. Sen daha küçüksün, büyü de gel Celal. Lütfedersin. Naim kadar da küçülmem babacığım. Sana ne iyilik yaptım ki ha? Niye küçülesin? Bulguru bırak da ben bir pirinç pilavı yaparım. Vallahi buradaki herkesi terhis ederler. Oh. Beni de idam ederler. Parnak yedirdim diye. Geçenlerde çocuğa yedirdim, tam boğazına kaçtı. Ne?
pirinç mi? Yo, parna. Bak bak, acıya bak, çok güzel. Abim, nerede kalmıştır bu Korkut? Mapusta. Yok hani ziyaretçisi geldi, yanlışlıkla götürmesin diyorum. Lan tövbe bozduran, satırımı şaşırttın, baltamı hatırlattın. Abi be, sen de bana eniştemi hatırlattın, iyi mi? O adam şimdi şuradan içeri girse, o mübarek el cihazlarını öperim ben. Vallahi o kadar iyi bir insandır ki, günde 4 vakit namaz kılar. 5 beyinsiz, 5. Lan bulaşık, ben sabahları uyuyorum, onun namaz kıldığını görüyor muyum? Ben gördüğümü sayarım. Kayde 3. Cana kıyıp içeri düşersin. Bir can görmek için 40 yıl beklersin. Ama mahpus tamında ne 40 satır vardır, ne 40 katır. 40 sabır vardır, beklersin. Şu beşi anlatmıştım zaten. Şunun şurasında 6 kişiyiz. Abi hep böyle olmuyor mu? Bize de mübalar başladı gardiyan. Estağfurullah abi. Allah kurtarsın. Amin. Hadi abiler be, hadi abiler. Soğudu yemekler be abi. Bak ağlayacak arkanızdan üngür üngür diye. Gül gül biz geliyoruz. Tokattan mı geliyorsun da söyle almuslu musun? Kız ben sana varacağım da çoktan almuslu musun? Tandıranina püpüre biri tettere. Hadi hep beraber. Tokattan mı geliyorsun? Oh be. Olmadı, burada yatacağız Celal ağa. Yat babaş, yat. Dükkan sıcak. Senden mi esirgeyeceğim? Ya böyle bir otele falan mı çıksan acaba geçici bir süre Ruhi baba? Aman istemez. O senin halan gelir orayı da basar. Bastondan geçiriverir. Bizim evlerde daha bitmedi ki gelip kalasın Ruhi efendi ama. Bizim ev müsait. Kim istiyorsa gelir kalır. Kasaba minnet edeceğine kesip yemek lazım. Ah Nezoşa, sen ölmedin. Beni geberttin, beni. Alemin kralı geliyor. Selamün aleyküm, kahve milletinde insanları. Aleyküm selam. Baba hoş geldin. Hoş bulduk Celal'im. Ay var. Yıldız var, gece var, gündüz var, ayran var, limon var. Anlatın bakalım. Dünden beri farklı bir nefes mi aldınız haybeciler? Babacığım, çadır kurduk. Gülmeyin lan, leblebi karakterliler. Mevzuyu bilmiyormuş gibi. Aman, sarımsağım olsun da ben onu kafamdan kırarım. Hangimiz peygamber çilesi çektik? Ulan Pican, ben Eyüp peygamber miyim? Patlatsana çayları. Tüm bardaklar dolsu. Kardeşlerim, Eyüp peygamber devrinin en zengin insanıydı. O devrin en büyük zenginleri, bir Rockefeller olsun, bir Numvaller olsun, bir Jacqueline Onassis olsun, bir Adnan Kaşıkçı olsun, bütün bunların zenginlikleri
leblebi çekirdek bile etmiyordu onun zenginliğinin karşısında. Öyle ki kat kat yedi katlı malikaneler, yüzme havuzları, tenis kortları, futbol sahaları, yedi şerefeli dört minareli camiler, Formula 1 yarışları, aklınıza ne gelirse hepsi vardı. Oh, Allah'a şükür. Zengin bir peygamber gördük. İbrahim ateşe atıldı, mirası Eyyub'e kaldı. Koca peygamber, her ne kadar makam otomobilinin arkasına nazar etme ne olur, çalış senin de olur ibaresini yazırsa da, Cenab-ı kardeşim susmuyordu. Çalışmaktan olur mu be? Çalışmaktan olsaydı hammal abdi altına şimdiye kadar Mercedes'i çekmişti diye vır 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 dedikodu çarkları dönerken, haset komşular, nasıl olacak kardeşim, nasıl olacak peygamber ya, Allah'tan torpilli işte ondan oluyor deyip, bin yıldır tek gözü kapalı uyuyan şeytanı harekete geçirdiler. O şeytan yüzsüzü dört nala yaradanın karşısına koştu, önünü ilikledi, saçını bir yan tinledi, kravatını taktı, ellerinden hazır ol vaziyete geldi. En saf haliyle dümenden sanki Allah Celle Celaluhu yiyecek ya. Efendim, peygamberiniz Eyüp tarafınızdan torpilliymiş. O kadar mal mülk kimde olsa zaten iman eder diyorlar. Dedi. Bunun üzerine akabinde ve detayında yaradan bak bakalım dedi. Eyüp nasıl salih bir kulunmuş. Eyüp'ün sabrı hepinize yeter de artar bile. Bir saniye içerisinde ani bir devalüasyonla Eyüp peygamber neyi var neyi yok her şeyini kaybetti. Beş parasız kaldı. Hani o doların markın fırladığı yıllar. Bilmez miyim? O Eyüp ki güzeller güzeli. O Eyüp ki sabır nişanesi. O Eyüp ki yaratılmış en centilmen insanlardan biri. O Eyüp ki sabır taşını çat diye çatlatan ilk insan. Güzel hanımı Rahime'ye ve yedi oğlan üç kız evlatlarının üzüntüsüne döndü baktı. Üzülmeyin dedi. Allah verdi, Allah aldı. Zaten bütün bunların hepsi emanetti. Şeytan durur mu? Hemen paralar gitti ama evlatlar yerinde, hepsi de çalışır durumda. Oh ne güzel, onlar çalışır paraları getirir, Eyüp peygamber yer. Aman ne güzel keka. Dediği anda, akabinde ve detayında Eyüp peygamber bütün evlat ve ayalini elim bir kazada kaybetti. Peki ağzından dökülen kelimeler neydi? Tek cümleyle. Allah verdi, Allah aldı. Şeytan Eyüp peygamberin sabrını görünce kuyruğunu arkasına sıkıştırdı, tırıs tırıs gitti. Ama Eyüp peygamber için zor günler başlamıştı bile. Önce bütün vücudunda zonalar attı. Her tarafında çıbanlar çıktı. Şahrem şahrem yaralar açıldı. Delikler açıldı. O güzel kokusunu almak için insanların sıraya girdiği peygamberin vücudundan, o yaralarından mütevellit, o güzel kokusu bile Eyüp peygamberi terk etti. Hanımı da ne yapsın? Gözü yaşlı, çaresiz eşyalarını toplamaya başlamıştı bile. Kadın işte sabredemez. Erkenden gider. O mübarek üçgen vücudundaki bir tek yara şu duvarda çıksa çat diye yarılır, yıkılır. Dağda çıksa çöker, kum tanesi olur. O da artık o yaraların içerisinden
kurtlar, kurtçuklar çıkmaya başlamıştı. Koca peygamberin vücudunu içten içe yiyor, kemiriyor ama onun ağzından Allah Allah kelamından başka hiçbir şey çıkmıyordu. Allah! İşte o anda cerahatların üzerinden bir kurtçuk koltuğun arkasına düştü. Acı içerisindeki peygamber bin bir güçlükle eğildi. Kurtçuğu o düştüğü yerden aldı. Görevini unuttun galiba. Senin rızkın burası dedi ve tekrar o cerahatin üstüne koyduğu anda... Aman ya Rabbi, böyle bir acı görülmedi. Eyüp peygamber, o ana kadar onca çileye katlanan Eyüp peygamber... minicik bir kurtçuğun ufacık diş darbelerine dayanamaz hale geldi. İyi de kafama bir şey takıldı. Binlerce kurdun acısına dayanan peygamber bir kurtçukta niye bastı feryadı? Eyüp peygamber, o acıyla niye canım yandı diye sordu yaradanına. O kurdu ben düşürmüştüm. Sen alıp yerine koydun. Hani Allah verir, Allah alırdı. Peki ya Rabbi, ben ne yaptım da bütün bunları bana reva gördün diye sorduğunda da cevap şöyle oldu. Sabrettin. Sabır beklemek değil. Sabır teşekkür edip dayanacak gücüm var demek değil. Sabır, yaradanına sığınıp aczini ifade etmek ve o musibeti alması için dua ve mücadele etmektir. Sabır, o musibetten ders almakmış. Biz de Eyüp'ten bunu aldık. Hadi gülün. Çünkü Eyüp peygamber de gülmüş, sağlığına da varlığına da kavuşmuş. Baba. Yüzsün. Ey yumurtaya can veren Allah, bir tohumdan neler yaratıyor. Ölmüşlerinin canına değsin Bahtiyar. Battın hep başkasına yar. Estağfurullah abi. Dostlar sağ olsun be abiciğim. Şunun şurasında kaç kişiyiz be abi? Barnaktan bile azız. Bak işte. Of lan of. Ne olaydı yar, ne olaydı? Yar bade dolduraydı. Korkut gene melankoli. Tazeler, siz de yatın zıparın hadi bakayım. Yarın düğün var. Misafirlik bitiyor. Aa! Biz nereye düştük lan? Bak düğün vardı. Ya yoksa aç aç mı gelecek be Medet abi? Ha? Büyüksün abi. Mümiş, söyle ninni de uyusun bebeler. Şu İstanbul çok zalimce öldürdü beni gizlice. Hele bir de sen gidince benim için hayat bitti, ömür bitti, yaşamak bitti, yaşamak bitti, yaşamak bitti. Of lan, yaşamak bitti lan. Thank you.
Sen uyumazsan ben de uyumam bey. Çay çok güzel olmuş. Bir bardak daha içip geleceğim hanım. İyi geceler baba. Allah rahatlık versin kızım. İyi geceler baba. Sana da kuşum. Renkli rüyalar Jalem. İyi geceler. Destursuz olmuyor müdürüm. Herkesi duvara dizin. İlahi medet abi ya. Sen hiç üşenmedin mi bu adamları asker kılığına soktun? Ya böyle şaka olur mu ya? Al ben de jandarma oğlum, ne olacak? Oyuna bak be, gidin şuradan, uykum var ya. Destur dedik askere, durun bakalım. Ablamları mı gittiler acaba? Ay, hırsız mı girdi eve? Eyvahlar olsun. Abla da taburcu olmuş. Baba? Saçma.